Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümde görmüş olduğunuz ambiyans ışığını tanıtacağım. Philips Hue Iris'i birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz hemen gene şöyle bir dış tasarımına bakalım. Çünkü oldukça şık tasarlanmış. Evimizde, odalarımızda gayet güzel ve şık duracağını düşünüyorum. Şöyle arka tarafına baktığımızda öncelikle en sevdiğim kısmı transparan bir yapıda yapılmış. Işığımızı açtığımızda da arka tarafa güzel bir loş ışık da veriyor. Arka taraftan da görebiliyoruz. Ön tarafına baktığımızda ise Philips Hue logomuzu da görebiliyorum. Şöyle kablosuna da bakmak istiyorum. Arka tarafından kablosu da örgü kablo olarak gelmiş. Bu da bizim daha kullanışlı, daha rahatlıkla kullanabileceğimiz bir kablo tipi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ürünümüzün yanında ufak bir ürünümüz daha var. Onu da görüyorsunuz. Philips'in Hue Bridge, yani Hue ekosistemi oluşturduğunuzda hepsini tek bir yerden kontrol etmek istiyorsanız böyle yardımcı bir aparatımız da bulunuyor. Tek bir telefondan tüm ekosistemi kontrol edebiliyorsunuz. Tek tek değiştirmek yerine hepsini tek bir kanaldan oluşturabiliyorsunuz. Hue Bridge'i de bu şekilde anlatmış olalım. Hemen bir takıp çalıştırmak istiyorum ürünümü. Ürünümüz zaten tak çalıştır şeklinde çalışıyor. Tabii ki telefondan uygulamamız üzerinden de farklı renklere de değiştirilebiliyor ambiyans ışıklandırmamız. Evet, ürünümüzü taktık. Ürünümüz az önce de belirttiğim gibi oldukça şık duruyor bence. Şöyle arka taraftan da ışığı da görebiliyoruz. Hemen şöyle çevireyim. Biraz teknik kısımlardan bahsedelim. Ürünümüz 8.2 watt aydınlatma gücüne sahip. 2000 Kelvin'de 6500 Kelvin aralığı renk sıcaklığı bulunuyor. Ürünümüzün içerisinde LED ampuller bulunuyor. Bu LED ampullerin ömrü ise 25.000 saat. Kablo uzunluğumuz ise 2 metre. Bu da oldukça yeterli bir uzunluk olduğunu düşünüyorum. Ürünümüzün bir de boyutlarına bakmak istiyorum. 194 mm yüksekliği bulunuyor. 188 mm genişlik, 204 mm ise derinliği var. İsterseniz gelin uygulamasına bir geçelim. Çünkü ürünümüzü uygulamamız üzerinden yönlendiriyoruz. Renk değişikliği, açma kapaması, ambiyans ışıklandırması gibi birçok özelleştirmeyi oradan yapabiliyoruz. Philips Hue uygulamamızı indirdikten sonra bir hesap oluşturuyoruz. Hesap oluşturduktan sonra zaten ürünümüzü kendisi buluyor ve kolay bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz. Evet, şimdi isterseniz uygulamamızın içeriğine bir bakalım. Birkaç renk değiştirmek istiyorum. Ambiyanslarına göz atmak istiyorum. Çünkü oldukça fazla ambiyans seçenekleri mevcut. Hemen telefonumu şöyle elime alayım. Öncelikle kendisi direkt Hue Iris'imi görüyor. Buradan direkt kapatıp açabiliyorum. İçeriğine tıkladığımda ise buradan istediğim rengi bu şekilde geçebiliyorum. Burada tüm renklerimiz de mevcut. Şöyle bir mor yapayım. Örneğin kırmızıya geçelim. Direkt bu şekilde manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta da %100 zaten parlaklık kısmına tıkladığımızda da parlaklığımızı kısıp arttırabiliyoruz. Hemen geri gelmek istiyorum. Sizlere daha önceden kaydettiğim burada bir Miami ambiyans ışığı varmış, modum varmış. Şöyle geçtiğimde gayet güzel bir renk oluyor. Diğerlerine bakmak için Hue görünüm galerisine giriyoruz. Burada birçok fazla ambiyans ışığı bulunuyor. Kendi modunuza göre nasıl kendinizi daha iyi hissediyorsanız buradan tek tuşla seçip o renge geçebiliyorsunuz. Renk geçiş hızı da oldukça iyi. Mesela okuma modunda oldukça aydınlık bir ışık veriyor. Buradan yine içerisine girip kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Fazla ışık isterseniz, biraz daha az isterseniz ona göre ayar yapabiliyorsunuz. Yine uygulamamızın yukarıdaki çubuğundan da parlaklığımızı kısa yoldan hemen şu şekilde arttırıp kısabiliyoruz. Bunu da aktarmamda fayda var. Uygulamamızın başka bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Hemen sağ üstten art tuşumuz var. Art tuşumuza tıkladığımızda kendimize bir görünüm atayabiliyoruz. Kendimiz özelleştirebiliyoruz. Örneğin kendime kitap okurken bir ambiyans ışığı yaratmak istiyorum. Kitap yazdım sadece. Kitap diye. Buradan içeriğine girip rengimizi ayarlayıp örneğin ben kitap okurken bu şekilde bu seviyede bu aydınlıkta istiyorum. Hemen kapattım. Kaydettiğimde hemen gördüğünüz gibi buraya kitap olarak geldi. Tek tuşla kitap okumaya geçtiğimde aynı modumu alabiliyorum. Bu da gayet tatlı bir özellik ama daha güzelini anlatmak istiyorum sizlere. Başka bir özelliği var. Hemen uygulamamızın aşağı kısmından rutin kısmına tıklıyorum. Bir program oluşturuyoruz. Kendimizin günlük yaşantısının içerisinde uyandığımızda ve gece yattığımızda bir kendimize plan oluşturuyoruz aslında. Buna göre de ürünümüz kendi parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Hemen bir göstereyim. Program oluştur dediğimde
İlk önce uyandırma. Yani sabah uyandığımızda ışığımızın derecesini, ışığımızın rengini buradan ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde hemen göstermek istiyorum. Hı ayarısı tıklıyoruz. Uyandırma olarak. Kademeli arttırdığı için buradan kademesinin dakikasını seçiyoruz. Ben atıyorum 10 dakikada bir sürekli artmasını istiyorum. Buradan sabah kaçta kalkıyorsunuz? Örneğin 6'da kalkıyorsunuz. Evet 6'da kalkıyoruz ve buradan parlaklığımız giderek sabah 6'dan sonra parlaklığımız giderek 10 dakikada bir artarak devam ediyor. Ve güne daha sağlıklı bir şekilde uyanmamıza yardımcı oluyor. Şunu da söylememde fayda var. Bunu sadece gün ışığında ayarlayabiliyoruz. Çünkü uyandığımızda gün ışığıyla uyanmamızı sağlıyor. Daha sağlıklı bir uyanma bizlere sunuyor. O yüzden burada renk geçişi yok. Sadece güneş ışığı renginde bizi uyandırıyor. Evet, Philips Hue Iris'in hakkında anlatacaklarım bu kadar. Geri kalan tüm teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.